soruyorsunuz. Evet. Burada da Aylen Kurdi bebeği işte babasıyla da görüştü Görüştü, biliyorsunuz. Papa bu doğru. da çok önemli bir karşılaşmaydı. Tabii burada ne oluyor? İşte bir İbrahim oğlu biliyorsunuz Nabukadnezar, Nevrut ve Urfa'da biliyorsunuz mezarı. İşte bir İshak bir de İsmail var oğulları. Aslında burada hepiniz kardeşsiniz şeklinde bir işte bütün dünya zaten bu şekilde verdi haberi. Neden bu dönemde bu hiç gerçekleşmeyecek ziyaret gerçekleşti? Şimdi Evet. Biden biliyoruz ki Katolik artı Evet. masasında da Papa ile çekilmiş fotoğrafı var. 40 küsur yıllık çok tecrübeli bir ABD başkanı var karşımızda. Dolayısıyla burada aslında 3 sefer geçmişte Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki büyük savaşı düşünecek olursak büyük göçleri bugün aslında ben şöyle yorumluyorum bunu. Kudüs'e bir anda gidemeyeceği için Sayın Papa dolayısıyla Kudüs'e gidişin büyük hazırlıkları Hristiyan Öyle alemi mi? anlamında da yapılıyor. Evet ve burada neticesinde bu teopolitik bir kimlik tabii Papa. Yani burada DAEŞ'in işte ele geçirdiği kilise, oralarda düzenlenen ayinler de aslında tam da kendisinin simgesel rolüne uygun ziyaretler. Tabii bir yandan da sevindirici Papa geldi ve Irak'ta yaklaşık bir haftadır hiç bir eylem görmedik veya işte bir füze atışı veya bir kötü patlama duymadık. Dolayısıyla bu patlamaların veya bu kötü girişimlerin de nereden kaynaklandığı ile ilgili de bize bir fikir vermeli. Yani dolayısıyla çok emniyetli, çok zor olacağı söylenen seyahat çok emniyetli bir şekilde gerçekleşti. Tabii sevindirici bir yandan çünkü yıllardır gelinmesi gerekiyordu. Bir yandan da modern Haçlı Seferi'nin aslında son işaret fişeği mi ateşleniyor şeklinde bizim ülkemizde de tereddütlü akademik veya medyaya yansıyan açıklamalar da oldu. Burada tabii en önemli görev İsrail'e düşüyor. Neden? Yani ya Papa ziyaret ediyor Katolik lider İsa'nın şu andaki yeryüzündeki cismani temsilcisi şeklinde ve Sistani ile görüşüyor. Bu mesaj Evet. öncelikle İran'a. Yüreklendirdiği kitle kim? Bence İsrailoğulları. Neden? CENTCOM çünkü küresel anlamda pivot bir rol verecek bundan sonra. Ben bunu sizlerle daha önce bağlandığımda da ifade ettim. Bu ne anlama geliyor? İşte gerek Akdeniz'de Hayfa Limanı'ndan Ürdünya'ya akacak enerji koridoru anlamında bu önemli. Keza Kızıldeniz ve jeopolitik anlamda önemli ve Kafkasya dahil İsrail devletinin aslında operasyonel olarak görevlendirileceği ve bizim de işte Mısır gibi aslında bir şekilde iyi ilişkiler kurmamızın gerekli olduğunu düşündüğüm bir ülke. Dolayısıyla bu süreçte Papa bugün sanırım Roma'ya tekrar uçmuş olacak. Zaten seyahat güzergahında da İsrail üzerinden geçerek Doğru, Bağdat'a oradan geçiyor. inmişti. Dolayısıyla en güvendikleri aktör bu müesses nizamın burada çünkü hiç konuşmuyoruz ama Brexit sonrası ada imparatorluğu aslında her şeyi düşünüp Doğru. ortaya koyuyor. Türkiye'nin de gelecek perspektifli baktığımız zaman ada imparatorluğuyla gerek Akdeniz'de gerek küresel menfaatler anlamında ki ilk ticari anlaşmayı zaten onlarla yaptık. Dolayısıyla Brexit sonrası hemen bizde anlaşma yapmaları da çok önemliydi. Tabii artan bir kıskaç var gerek Doğu Akdeniz'de gerek bölgemizde. Güneyde Barzani ziyareti de burada çok önemli ki Nebukadnezar, Nemrut'un aslında şey yaptığı ki bir şaya da var biliyorsunuz. Barzani ailesiyle ilgili hala Yahudi oldukları ile Doğru. ilgili söylentiler de var ki Barzan kasabası zaten Molla Mustafa Barzani de işte Doğu'da kocaman heykelini gidince görürsünüz. Dolayısıyla bölge için hareketli bir ziyaretti. Çok önemli bir teopolitik kimliğin kazasız bir şekilde bölgeyi ziyaretiyle birlikte tamamlandığını gördük. Ben birçok mana çıkarttım. Fotoğraflar, verdiği ayinler ve şeylerle ilgili. Tabii yayının süresini aşmak da istemediğim için. Tamam. Ya benim için çok kıymetliydi Orta Doğu çalışan birisi olarak. Bana da fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Çok kısacık bir de şeyi sorayım şimdi. Sayın Akar'ın Mısır konusunda bir açıklaması var. Orada bir yumuşama görüyor musunuz? Bir de bu sabah Sayın İbrahim Kalın'ın bazı sıcak açıklamaları düştü. S-400'ler konusunda o karar kolay alınmadı. İkinci parti konusunda görüşmeler sürüyor diye.
Türkiye'nin Amerika konusundaki tavrında herhangi bir değişim ben de görmüyorum. Siz de görmüyor musunuz? Yok, şu anda görmüyorum ben de. Çok kıymetli açıklamalar, gerek Sayın İbrahim Kalın'ın, keza Milli Savunma Bakanımızın açıklamaları. Yalnız Mısır'la yumuşayan ilişkiler, bence Doğu Akdeniz Havzası'nda şimdi İsrail'in hedeflerine de net bakmamız lazım. O yüzden altını çiziyorum. Çünkü Hizbullah üzerinden İran'a, aynı bu Sistani ziyareti gibi Papa'nın, günde 3000 Hizbullah hedefini vuracağı ve 300 Hizbullah militanını bir şekilde etkisiz hale getirecek şekilde operasyonel hazırlıkları var İsrail'in. Artı burada en önemli ülke Rusya. Neden? İşte Doğu Akdeniz'de hem kutsal topraklara çok yakın olmayı istiyordu tarih boyunca, Katerina'dan beri. Artı şu anda sadece kutsal topraklara yakın değil, Doğu Akdeniz'de Tartus'tan sonra Humeyn hava üssünü de genişletiyor. Doğru. Dolayısıyla bizim burada Ruslarla birlikte hareket edecek, ki zaman zaman gerilimler yaşıyoruz, ciddi gerilimler de yaşıyoruz. Rusya ile işte Sayın Kalın'ın ve Sayın Akar'ın açıklamalarına destek mahiyetinde bir şey daha söyleyeceğim. Bizim her halükarda ne olursa olsun bir çatışmasızlık, Moskova ve Astana ruhunun üstüne biz Ruslarla hiçbir şekilde geçmişte savaşlarımızdan çıkarttığımız tecrübeyle savaşmayacağız şeklinde bir anlaşma yapılır ise, bu bizim elimizi çok güçlendireceği için müttefikimiz ABD'nin de bundan sonra S-400 veya atacağımız NATO müttefikinin en önemli partneriyiz biz. Güneydoğu kanadını 52'den beri en güvenilir şekilde koruyan, Amerika'dan sonra en büyük orduyu barındıran NATO partneriyiz. Dolayısıyla bu Rusya ile ilişkilerimizin güneyimizde gelişecek gelişmelere paralel bu şekilde olması, artı ben hatta bir tık sonrasında da Rusya ile ortak Tartus bölgesinde veya Humeyn bölgesinde, Laskiye'ye yakın bir bölgede rejimi de katacak şekilde devriyeler de gezilebileceğini, olabileceğini, birlikte üsler bile tesis edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an yalnız burada jeopolitik anlamda işte son dönemde Dugin'in de biliyoruz Putin'e danışmanlık yaptığını, bireysel anlamda kendini de ön plana çıkarttığını ve özellikle Fergana Vadisi'ndeki Rus oluşumlarını da biliyoruz. Dolayısıyla sadece Akdeniz olarak da bakmıyorum, ama Dugin'in aktardığı, ifade edilen şey şu: Karadeniz'de büyük kıyametin kopacağı belli olduğu için, yani şu anda İran'a hedef olarak bakılıyor, İran'la anlaşma imzalanır, imzalanmaz, devam edecek, bütün hepimiz Doğu Akdeniz'e kilitlenmiş vaziyetteyiz, ama Rusya'nın güvenlik şemsiyesinin Türkiye'yi de kapsayacak şekilde aslında Akdeniz'den geçirildiğini stratejik konumumuza binaen bir kez daha hatırlatmak isterim. Yani şu an yeni Rus savunma konsepti, ki biz aslında bu Fergana Vadisi'nde boşuna dile getirmiyorum, dünya siyasetinde Rusya dersinde de ilk onu işledim. Çünkü burada bizim o bölgede güçlü bir Türk Birliği ile ilişkimiz Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi de rasyonelleştirmemizi kolaylaştıracaktır o alanda. Tam da bu noktada ben de hem teşekkür edeyim hem de ekleyeyim. Antony Blinken'ın dün yaptığı açıklamada Afganistan'da tarafları bir araya oturtma görevi için Türkiye'ye bir arabuluculuk teklifi geleceğini söyledi. Amerika Türkiye'ye, hani oradaki pozisyonunu da biliyorum, gücünü de biliyorum, bunu kullan mesajı veriyor. Gene Rusya'yı görüyoruz arkaya. Yani Amerika'nın Türkiye üzerinden yaptığı her hamlede aslında asıl hedefin Rusya olduğunu bir kez daha görüyoruz. Resim gittikçe berraklaşıyor ilginç bir şekilde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kısacık oldu ama yine görüşürüz bu hafta içerisinde veya müzik günlerde. Tekrar teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Tekrar 8 Mart kutlu olsun. İyi yayınlar. Çok sağ olun.